Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı, Temmuz zammında. Temmuz'da, SSK ve Bağkur emeklilerine, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen, enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise, %7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun, %7,5'i aşan kısmı kadar, fark yansıtılacak, ilk 4 aylık enflasyon, %31,71 olarak gerçekleşti. Gözler, kesin oran için, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi ise, ipucu verdi. Ankette Mayıs enflasyonu %3,97, Haziran enflasyonu, %2,97 olarak tahmin edildi. Yani ilk 6 aylık enflasyon, %41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları %25 artan, SSK ve Bağkur emeklileri, Temmuz'da %41 zam alabilecek, ilave iyileştirme ile Ocak zamları %30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise, bu dönemde %7'lik toplu sözleşme zammı ile %33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %40,5 olacak. Tahmin tutarsa, en düşük memur maaşı 6.429 liradan, 9.032 liraya yükselecek, en düşük emekli aylığı ise, memurlarda, 4.289 liradan, 6.027 liraya, esnafta, 2.948 liradan, 4.157 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lilerde 3.292 liradan, 4.642 liraya çıkacak. Ocak'ta, en düşük aylık Bağkur Tarım emeklilerinde, 2.343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2.041 liraya çıkmış, taban aylık düzenlemesiyle 2.500 liraya tamamlanmıştı. Temmuz'da bu maaşlar, enflasyon tahminine göre, Bağkur Tarım'da, 3.303, 2000'den sonra, emekli olan SSK'lılarda, 2.878 liraya yükselecek, memurlar ve emekliler, kesin zam oranını 4 Temmuz'da öğrenecek. Ayrıca Ocak ayındaki gibi SSK ve Bağkur emeklilerinde, taban aylıkların daha da yükseltilmesi, memurlara ve memur emeklilerine ise, refah payı verilmesi bekleniyor, memurlar ve emekliler, kesin zam oranını 4 Temmuz'da öğrenecek. Değerli izleyicilerimiz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ata Haber Eğitim kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalınız çok değerli izleyicilerimiz.